Değerli basın mensupları, dün sabaha karşı 10 ilimizde Türkiye'de bugüne kadar eşine rastlanmamış bir deprem yaşanmıştır. Çok sayıda insanımız şu anda enkaz altında. Yaralılarımız var. Şimdi düşünmemiz gereken tek şey enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce hayata kavuşmalarını sağlamaktır. Deprem bölgesinde çok ciddi sıkıntılar baş gösteriyor. Ancak gerçekleri hep beraber görmeliyiz ve ona göre birlikte mücadele etmeliyiz. Yapılması gerekenleri hızlı ve soğukkanlı bir biçimde yapmalıyız. Öncelikle şunu ifade edeyim ki, depremin olduğu gecenin sabahında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde acil kriz masası oluşturulmuştur. Oluşturulan kriz masasında vatandaşlarımızın direkt ulaşabilecekleri bir telefon numarası bulunmaktadır. Bu telefon 312 207 40 65'tir. Bu tek numaradan 40 hat bulunmaktadır. Arayan vatandaşlarımız rahatlıkla bu numaraya erişim sağlayabilirler. Buraya, bu hattımıza binlerce telefon gelmektedir. Bu hattımıza gelen şikayetleri ilgili bakanlıklara ve AFAD merkezine bildiriyoruz. Bu hatlarımız 24 saat boyunca hep açık olacak. Arkadaşlarımız vatandaşlarımıza cevap verecektir. Gelen taleplerden AFAD'la ilgili olanları AFAD'a bildirdiğimiz gibi takip etmeye de çalışıyoruz. Derhal ilgili AFAD bilgilerine ulaştırılan bilgileri kontrol ediyoruz. Diğer konularla ilgili bakanlıklara ulaştırıyoruz ve yardım taleplerinin bir an önce gerçekleştirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yapabildiklerimizi büyük bir dikkatle yerine getirmeye çalışıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu depremin ardından 11 ilin vali ve belediye başkanlarını aramıştır. Daha sonra da afetle ilgili durum hakkında doğru bilgilenmek için AFAD'dan randevu talep etmiş ve oradan da bilgilendirilmiştir. Sabah saat 7'de MYK'yı toplamıştır. Şu anda 10 ilde 10 genel başkan yardımcımız görev yapmaktadır. Afet bölgesinde 82 milletvekilimiz ve parti meclis üyelerimiz, gençlik ve kadın kollarımız çalışmaktadır. Tüm Türkiye'de örgütlerimiz, milletimizin ulaştırdığı insani yardımları düzgün bir şekilde afet bölgesine ulaştırmakla ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir. Şu ana kadar 74 belediyemiz tarafından 894 araç, 3970 personel bölgeye gönderilmiştir. 894 araç arasında tam tesisatlı arama kurtarma araçları, iş makineleri, araç nakil tırları ve ambulans araçları ile insani yardım malzemeleri taşıyan araçlar da bulunmaktadır. Yardımlar kapsamında 22 tır gıda malzemesi bölgeye gönderilmiştir. 15 tır içme suyu, 12 mobil mutfak eşyası ve yardım aracı, 12 tır kışlık giyim ve ayakkabı, 26 bin koli hijyen malzemesi, 105 bin battaniye, 6500 ısıtıcı ve 38 jeneratör bölgeye ulaştırılmıştır. Toplamda insani yardım ürünü taşıyan 100 tır kamyon afet bölgelerine hareket halindedir. Bazıları da ulaşmış durumdadır. Vatandaşların barınma ihtiyaçlarıyla ilgili Antalya, Bodrum, Marmaris, Çeşme,
Adana, Mersin ve buna benzer illerimizde ve birçok bölgede otel, yazlık ve misafirhaneler şu anda hazır bulundurulmaktadır. Vatandaşlarımızı ağırlamak için ilgili bakanlıkların bizi yönlendirmesini bekliyoruz. Buradan ayrıca Turizm Bakanı'nın bölgeye yakın oteller, misafirhaneler ve kamu tesisleriyle ilgili başlatmış olduklarını düşündüğüm çalışmaları hızlandırmaları için çağrıda bulunuyorum. Değerli vatandaşlarım, bu elbette büyük bir deprem. Türkiye güçlü bir devlettir. Ancak bu gücün doğru kullanılması ve organize edilmesi şarttır. Milletimiz her türlü yardımı yapmaya hazır, ancak bölgeden felaket sesleri ve çığlıklar ve feryatlar yükselmektedir. Yakınları enkaz altında kalan yurttaşlarımızın hala AFAD'ın ve yurt içi yurt dışından gelen gönüllü yardım kuruluşlarının kendilerine ulaşamadığı telefonları bize kadar gelmiştir. Depremin üzerinden 36 saat geçti. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın ayrıca hava koşulları nedeniyle donma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını biliyoruz ve tedirginlik yaşıyoruz. Yiyecek, içecek, barınma konusunda deprem bölgesinde ciddi sıkıntılar olduğu görülmekte ve bu talepler televizyonlardan, basın kuruluşlarıyla, telefonlarla acil çağrı merkezlerimize, belediyelerimize gelmektedir. Bizler bunun için gayret altındayız ama devletimizin, devleti şu anda yöneten iktidarın daha ciddi bir şekilde organize olup bu sorunlardan altından kalkması için elinden geleni yapması gerekmektedir. İnsanlar kendi olanaklarıyla enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. Onlar bunu yaparken yanlarında evlatları olan askerlerimizi de görmek istiyorlar. Aldığımız son bilgilere göre Milli Savunma Bakanlığı bazı askeri birlikleri deprem bölgelerine yönlendiriyor diye bir duyum alıyoruz. Ancak şu ana kadar gelmiş olması gereken ve şu anda da vatandaşımızın yanında olması gereken askerlerimizin olmayışı düşündürücü bir durumdur. Vatandaşlarımızı sakinleştirecek, devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu hissettirecek ordumuzun evlatlarının bir an önce deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olabilmesi için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Bazı bakanlıkların, bazı siyasetçilerin bölgelerdeki vahim duruma rağmen her şey yolundaymış gibi yaptıkları açıklamalar hem bölgede hem de tüm yurttaki insanlarımızın ve hepimizin canını yakmaktadır. İğrenç bir siyaset dilinden derhal uzaklaşmalıyız. Şu anda mesele siyaset ve siyaset dili değildir. Şu anda mesele milletimizin feryadı ve o feryadın dindirilmesidir. Bölgede yapılmasını talep ettiklerimizi çok net ve açık bir dille ifade ediyoruz. Deprem bölgesi derhal deprem bölgesi ve afet bölgesi ilan edilmelidir. Yurttaşlarımızın barınma, ısınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları çok hızlı bir şekilde karşılanmalıdır. Milletimizin organize etmiş olduğu bütün yardımlar AFAD'la ilgili bakanlıklar tarafından geciktirilmeden, kesintiye uğramadan vatandaşlarımıza ulaştırılmalıdır. Bölgede hayatın olağan akışı dolayısıyla ticari faaliyetlerini sürdürmeye çalışan vatandaşlarımızın, çeki, senedi ve ödemesi olan vatandaşlarımızın mücbir sebep dolayısıyla derhal ödemeleri ertelenmeli ve bu vatandaşlarımızın bu sıkıntıları giderilmelidir. Vatandaşlarımızın elektrik, su, doğalgaz gibi borçlarını durdurulmalı ve ertelenmelidir. Vatandaşlarımız
yıkılan bankalar dolayısıyla dahi şubelere ulaşamamaktadır. O yüzden vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısına ilgili bakanlıklar derhal müdahale etmelidir. Evet, şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Ülkenin tüm gücünü bu bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre organize etmeliyiz. Hepimizin başı sağ olsun. Ben Sakarya milletvekiliyim. Deprem nedir bilirim. Enkaz nedir bilirim. Feryat nedir bilirim. Bu acıyı yaşayan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çektiği acıyı çok yakından bilirim. Bunu yaşatmayacak olan devletin gücü, devletin iradesidir. Devletin iradesi, milletin iradesini verdiği iktidardadır. İktidarın bugünden tezi yok, milletimizin bu feryadını dindirmesi için çok ciddi önlemleri hızlı bir şekilde ve milletimizi kucaklayarak yapmış olması gerekir. Biz bunun için her türlü yardıma, desteğe, ihtiyaçları olan her türlü faaliyete hazırız. Yeter ki onlar talep etsinler, biz milletimizle birlikteyiz. Sorusu olan var mı? Yok, teşekkür ediyorum. Örneğin böyle durumlarda ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanı'nın bütün belediye başkanlarını zamanında uyarılmadan yapması gerekir. Cumhurbaşkanı'nın hiçbir ayrım yapmadan ulusun bir felaketle karşı karşıyayken ve gerçekten ulusal yas ilan edildiği bir dönemde bütün milletimizi kucaklamalıdır. Şu anda bütün siyasi liderlerle ilgili Cumhurbaşkanımızın onları gerekirse davet etmesi, gerekirse de onlarla onları arayıp konuşması gerekmektedir. Biz kendisine iletmemiz gereken bütün konuları ilgili bakanlar, valiler, kaymakamlarla ilgili arayarak onları, bizzat genel başkanımızı arayarak onlara ifade etmiştir. Kendisinin Sayın Genel Başkanımızı araması durumunda ve milletimizle beraber yürünecek ortak bir yol konusunda, bizimle ilgili bir teması konusunda bunu büyük bir ciddiyet ve samimiyetle kabul eder, gereğini yaparız.